Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Netdimitr Pro adlı programın kurulumunu anlatacağım. Ve nasıl kullanılışını anlatacağım. Programı indirelim arkadaşlar. Daha önce videolarımızı izlediyseniz IDM'nin de Windows Defender'ın da kurulumunu anlattım. Bunlar bu videoda da işimize yarayacak. Windows Defender'ı devre dışı bırakalım. İkisini masaüstüne atalım. Windows Defender kapalı olduğu için şu program sayesinde herhangi bir sorunumuz yok. Bu ekran açılıyor arkadaşlar. Böyle diyelim. Kurulum basit zaten. Run diyelim. Şimdi burada kayıt işlemleri var. Kayıt da diyor zaten. Bu da değiştir deyip saniye. Burada key var arkadaşlar. Nasıl kaydet? Ben daha önceden kaydettiğim için ben de hata vermiyorum. Kayıt ismi bilim. Bölümünü şu kopyalayalım. Şöyle kopyalayalım. Ne işimiz yok artık. Boş dosyayı. Kayıt edildi arkadaşlar. Son ölüm süresi yok. Şimdi arkadaşlar size anlatıyorum. Bu program ne işe yarar? Programın özelliği ne? Yani ben böyle basit programları göstermem normalde. Şimdi yanında da ekran vardı. Onu neyse, diğer videoda ayarlarım. Şimdi arkadaşlar daha demin ne yaptık? İndirirken internet hızımız hızlıydı. Şimdi herhangi bir uygulamayı, programı Steam'den indirme yaparken misal bazı oyunlarda internetiniz kesilir. İnternetiniz gider. Bu upload'a çok yüklenildiği içindir. İnternetiniz patlar. Bu program sayesinde kural koyabiliriz. İnternetimizi limitlendirebiliriz. Çok basit. Hemen kısaca göstereyim. Şimdi bunu indirelim. Bu zaten indiği için. İdememizde gördüğünüz sildiğimiz zaman hemen indi. Şimdi indirme oranını 50 kilobayt yaparsak şimdi indirelim. Nasıl silmemiz gerekiyordu? Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu 200 yapalım. Hızı görüyorsunuz. Şimdi indirme limitimizi kaldıralım ve bitti. Program bu kadar basit. Bunu upload için de yapabilirsiniz. Şu upload. Bir sürü ayar yapabilirsiniz. Engelleyebilirsiniz. Kota koyabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki. Bakın şöyle bir şey yapalım. Şuna. Kota koyalım. Kota ne olsun? 6 megabayt sınır olsun. Şimdi. İlk başta şuradan. İndirdik. 5 megabit gitti. Kota aşımı için direkt ayar verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kota koyabilirsiniz. Bunu diye iki bilgisayarınız varsa iki bilgisayarınıza kota koyabilirsiniz. Modeme kota, telefona her şeye kota koyabilirsiniz. Ve bunun gibi birçok ayar var arkadaşlar. Engelleyebilirsiniz. Bu program gayet güzel bir program. Ben sürekli kullanıyorum. Hem oyunlarda hem bazı programlarda, yazılımlarda. Hani ben upload değerimi düşürüyorum. Yani upload değerimi örnek veriyorum. Upload'ım benim yaklaşık bir 30-35 megabit. Upload'ı 50-60 kilobayta çekiyorum. Ne olur benden veri çekilemez. Herhangi bir sorun yaşamam. Herhangi bir sıkıntı yaşamam arkadaşlar. Program bu şekildedir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.